Konak ilçe sınırları içerisinde Konak Belediye Başkanımız Sema Pektaş'ın hizmetlerini sorgulamak üzere mikrofonu vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Hiç memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Ya belediye başkanlığı yapmıyor öncelikli olaraktan. Artı esnaf çok şikayetçi. Yani pek memnun değilim yani burada duyduğum kadarıyla. Yani eski belediye başkanlığı mumla arıyoruz desek yalan değil aslında. Ben temiz değil sokaklarımız, güzel temizlenmiyor onlardan. Çöplerin etrafları çok kirli. Halkımız da tabii kirletiyor ama temizlik de yapılmıyor ama düzenli olarak. Değişiklik yok. O 20 yıldır buradayım, İzmir'deyim. Konağın hakkını veren bir hizmetin olduğunu sanmıyorum. 20 sene önce de geldiğim de aynıydı. Şimdi de aynı. Yani öyle insanların gerçekten hiç acıca oturabileceği, İzmir'i yapabilen hiçbir kaliteli hizmetin olduğunu düşünmüyorum. Yani açıkçası çok bir değişiklik görmüyorum. Yani eski, aynı yani. Pek yapılan bir şey yok. Konak Belediye Başkanımızı tanıyor musunuz? Sema Pektaş. Hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır, hiç görmedim kendisini. İki defa gördüm hayatımda. Nerede yapıyor, nerede yaşıyor bilmiyorum. Peki neler olsa Konak ilçe sınırları içerisinde iyi olurdu diyorsunuz? Veya Sema Hanım eksikleri neler sizce? Eksiklerimiz çöp mesela, ben Sevgi Yolu'na çalışıyorum. Sevgi Yolu çöpten geçilmiyor. Mesela oraya bir konteyner koymuyorlar. Ağaçların dallarını kestiler. O dallarını almaya gelmediler bir hafta beri. Otobüslerle onunla alakası yok. Yani bu gibi şikayetlerim var. Mesela konteyner istedik. Konteyner ihalesi bitmiş dediler. Plastik konteyner gönderemediler. Şikayetlerim bunlar. Valla hizmet olarak yapılan şeyler var ama yapılmayan daha çok. Örneğin şu sokakların hali. Evinizin önüne araba koyamıyorsunuz. Korsan otoparkçıları almış yürümüş. Her yerde bir soygun. Kaldırımlarda yürüyemiyorsunuz. Kemer altına gidin yürüyemiyorsunuz iş portada. Yani ben insana yapılan hizmeti sayarım. Yoksa taşı herkes yapar. Taş zaten benden kesilen vergiyle yapılıyor. Bu övünülecek bir şey değil. İnsana yapılan yatırımı. Bornova'ya örnek alsın. Memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Her şeyden memnun değilim. Yolda, metro. Bir hafta İzmir'de metro yok ya. Öyle bir şey var mı ya? Bir hafta insanlar da rezil oldu burada. Ne olacak insanların hali? İş arama değiştiriyor. Sabah 8'inden kalkıp gece işe gidene kadar ne olacak? Temizlik hizmetlerinden tam memnun değilim. Yani bu şeyle yollar çok çöp dolu. Bir de Konak iskelesinde ve Karşıyaka iskelesindeki o şeyler, pet şişeler var. Bir sürü kullanılmayan atıklar çok geliyor. Yani mesela turistlere karşı ben o denizin oraya geçtiğim zaman tanıyorum yani. Onların temizlenmesi gerekmez mi? Deniz kenarlarının temizlenmesi gerekiyor. O şikayetçiyim yani ondan. Memnunuz. Siz efendim? Evet. Ben memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Hiçbir şeyden. Örnekleyebilir miyiz? Örnek mi? Bir kere herkes istediği gibi dükkanın önünü açıyor. Yollardan geçmek dert. Takip yok. O motorları koymuşlar. Gürültü patırdı bilmem ne bu ya. İyidir, çok iyi. Değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Valla yani genel hizmetlerinden, temizliğinden memnun değilim. Efendime söyleyeyim. Genel kültür faaliyetlerinden memnun değilim. Efendime söyleyeyim. Mesela Kemeraltı'nın bir kısmı ondaydı galiba. Şimdi alındı, Büyükşehir'e verildi. Kemeraltı'ndaki hizmetlerden dolayı biraz sıkıntılıyım. Yani oradan dolayı memnun değilim. Semtlerdeki spor tesisleri çok fazla değil. Onların biraz daha arttırılması lazım. Onlardan memnun değilim. Ha, bunun yanında tabii ki İzmir'de belediye başkanı olmak bu şartlarda kolay değil. Zor şeyler yapıyor. Ona da hak vermek lazım. Ama genel anlamda şu an bir oran yaparsak belediye başkanının başarısı bana göre %45 civarında. Çok değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Yollardan, Alsancak'taki şu bitmeyen çalışmalardan. Sadece buralara biliyorum. Konak tarafına pek gitmiyorum ama ondan dolayı memnun değilim. Memnunum. Siz? Ben de memnunum. 1471 sokak sıkıntılı bir tam yaptılar. Halen daha orayı açıyorlar, kırıyorlar, şey yapıyorlar. 1471 sokağa bir baksın. Evet, memnunuz. Memnunuz ya. Sıkıntı yok. Hiç memnun değiliz. Nelerden memnun değilsiniz? Hiçbir şeyden memnun değiliz. Hiçbir şey yapılmıyor ki zaten. Ne yani, hiçbir şey yok yani. Sema Hanım'ın çalışmaları fena değil. Biraz daha İzmir'imize daha fazla hizmet yapılması kanaatindeyim. Olursa daha güzel olur. Bu Alsancak'ın çöp vaziyeti biraz zorluyor bizi.
Tam da göbeğinde oturuyoruz. Sonra her tarafımız bar, çok gürültü meselesinin yani o pek halledemediler sanıyorum. Böyle şeyler var. Konak Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanıyorum, Sema Pektaş. Hizmetlerinden memnun musunuz? Maalesef değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Ben Alsancaklıyım. Alsancak'ın pisliğinden. Hiç görmüyoruz kendisini Konak Belediye Başkanı olarak. Konak, kordonun rezilliği, otopark sorunu, otopark mafyası büyükşehirde bu işin içinde ama maalesef ben memnun değilim. Bir kısmı çok iyi, bir kısmı iyi değil maalesef. İyi olmayanlar neler? Ben hasbelkader kordonda oturuyorum. Kordonun asayişi, güvenliği bilmem nesi hiç sıfırın altında. İkinci şekilde Kıbrıs şehitlerinden gelen bir su var yağmur yağdığı zaman. Sivil 1, sivil 2 işanın arasında yani bunun sonunda o problem 10 senedir çözülemiyor. Benzer tabii ki. Kordonda yine aynı şekilde ne bileyim her türlü habaset var. Uyuşturucu ile ilgili bilmem ne. Bunları belki söylemek caiz değil ama. Bunun kontrol da yok. Hiç güvenlik yok. Hasbelkader bazen uygunsuz bir saatte iki tane polis geçiyor otosiklet üzerinde. Onun haricinde bir sivil polis bir bilmem ne bir anında müdahale edebilecek birisi yok. Memnun değiliz. Nelerden memnun değilsiniz? Yani önceki verdiği vaatlerde memnun değiliz. Yani ben nasıl söyleyeyim yeşilliğe önem veririm demişti. İkincisi mahallelere önem veririm demişti. Şimdi oturmuş kendi koltuğunda sadece haftadan haftaya Kıbrıs şehitleri sabunluyorlar buradaki insanlar için. Öteki mahalleler de böyle sabunla niye yıkanmıyor ki onu anlamadım yani. O ayrı bir şey de sadece yıkanması önemli değil. İnsanları bir süpürmesine önem verilsin. Memnunum. Bir şikayetim yok. Çok memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Yolların, sokakların çok kazıldığını, çok trafiğin çok sokaklara giremediğinden memnun değilim. Memnun değiliz. Nelerden memnun değilsiniz? Bir kere çöpler tenekelere toplanmıyor. Poşetlere konuluyor. Poşetlere konulduğu için de kedi köpek hepsini açıyor. Ve ortaya çok yani korkunç bir pis bir görüntü oluşuyor. İzmir'e yakışmıyor. Artı apartmanımızın su bastığı iki sefer belediye ilgilenmedi. Giden valimiz sağ olsun ilgilendi. Yani evrakları götürdük. Bize gelen cevap yağmur kanalı geçişlerinin olmadığını söylediler. Şimdi yağmur kanalını yapmak belediyenin işi. Mağdur olan vatandaş olarak bizleriz. İlgilenmediler. Bize bir yazı geldi. O kadar. Yani ben İzmir'e seçimler geldiği zaman bütün tabelalar atıyorlar. Atatürk İzmir'i çok sever. İzmirliler de Atatürk'ü çok sever. Evet biz Atatürk'ü çok seviyoruz. Ama CHP kendine çeki düzen vermesi lazım. 10 gün İzban işçilere para vermediler. Dünya zararı oldu. Yani halkçısın, cumhuriyetçisin, milliyetçisin, ülkeni seviyorsun. Ama iş işçiye para vermeye geldiği zaman maalesef vermiyorsun. Yani ben bunların kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani genel olarak çok gözlem sahibi değilim ama bazı noktalarda değilim. Nelerde? Mesela gündüz yol çalışması yapılması. Trafiği çok inanılmaz derecede aksatıyor. Bu. Yani birçok şeyler yapabilirler ve bir an önce bu tamiratları ve inşaat olayları bir an önce bitirse. Bilhassa sahil yolunu. Yani bu kadar uzun sürmemesi lazım bir tramvay çalışması. Teşekkür. Yeşillendirmeyi de özen gösterirse Konak Belediyesi çok memnun oluruz. İyi olduğunu düşünüyorum. Yani şu sokağa bir bakarsanız haliyle belli ediyordur kendini. Teşekkür. Bir çalışma göremiyoruz maalesef. Teşekkürler. Sadece zabıta hizmeti var. O da masalar sandalyeler için geliyor. Ceza kesmek amaçlı. Yani biraz da insanlara yatırım yaparlarsa iyi olur yani. Hayır. Nelerden memnun değilsiniz? Yol yapımından genelde yani trafikten, yol yapımından, izbandan özellikle. Bunlar yani. Ben de memnun değilim. Aynı şekilde. Aynı eskisiyle aynı yani bir değişiklik göremedim yani.
Yol çalışmaları ile ilgili bazı sıkıntılar var. Buradaki bölgeler ve yollar dar olduğu için zaman zaman kapanan yerler var. Yani yol çalışmaları biraz daha mesai saatleri dışında olursa herhalde daha mutlu oluruz. İyi, fena değil. Memnun değilim, hiç de memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Yani belediye geç geliyor. Bir. İkincisi insanlar çok sıkıntı çekiyor. Zamanında gelmiyorlar. Sabahta 6'da eski araba veriyorlar. Eski araba. Ondan yani memnun değiliz. Vallahi belediyeler genelde park yapıyor İzmir'de. Bütün şikayetimiz o. Teşekkürler. Bütün iller genişlerken biz sadece parklarda genişliyoruz. İyi, randımanlı güzel. Vallahi benim konak bölgesinde gördüm yani zamanda çöpler toplanmıyor. Sokaklarda yani sağ olsun sabah arkadaşlar geliyor süpürüyor ama ne varsa birçok yerde sigara izmaritleri, öyle minik çöp şeyleri yok. Eskişehir'e gidiyorum mesela. Eskişehir'de çok güzel sigara küllerini atabileceğiniz, izmaritleri atacağınız yerler var ama İzmir'de yok. Bir de birçok noktalarda kanalizasyonlar kokuyor. Mesela İzmir sinemasının orada bir demir koydular. Ben bildim bir de 8 senedir o demir hala orada. Tamir edeceğiz diye açtılar. Üzerine demir kapattılar. Her geçişimizde arabanın içi leş gibi kokuyor. Hiç memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Ya hiç çalışma yok. Yani İzmir köy gibi yani. Ulaşım sıkıntı. Gece hayatı çok bozuk olduğu için dışarı güvenip de dışarı çıkamıyoruz. Yani en başlıca sorun tabii ki de ulaşım. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Geçen hafta izbanlar grevdeydi ve hiçbir şekilde işe yetişemedik. Arkadaşlarım okula yetişemedi. Bunlardan memnun değiliz tabii ki de. Yollara yaptıkları hale görseniz. Eksikleri söylüyoruz vatandaş olarak. Artı bak buralarda hep yiyecek içecek mekanlarımız var ama buradan geçen araçlar, bu caddenin temiz olmaması, bazı işte tozlu topraklı böyle tam bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Ya burayı kapatsınlar veya da burayı güzel bir şey yapsınlar. Daha çok çalışmalar, kaldırım çalışmaları gibi çalışmalar, yol çalışmaları, ağaç çalışmaları. Memnun değilsiniz. Evet, biraz sıkıntıya sokuyor. Hiçbir şeyden memnun değilim. Her yer kazınıyor, her yer çamur içinde, toz içinde. Yani bir şeyler artık bence düzene sokulmalı. Nereye baksanız bir inşaat var. Memnun değiliz. Şu ulaşım, yollar tamirat yapılıyor. Onlar kısa sürede biterse çok daha iyi olur. Vallahi şu aralar İzmir her tarafı çok karışık. Yani yayalar içinde, araçlar içinde. Çok sıkıntılı dönem yaşanıyor. Bunun arkası rahatlatır mı, rahatlanır mı bilemiyorum. Ama şu aralar sıkıntılıyız yani. Tabii şey var, şu an yapılan projelerin hani sonucunda belki trafik anlamında misal. Belki mutlu olacak İzmir halkı ama ne bileyim hani mesela denizin daha çok kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü İzmir bir deniz şehri değil mi? Ama hani vapur sayısı çok az, denizi fazla kullanmıyoruz. Devamlı trafiğe yükleniliyor. Yani devamlı asfalt, beton. Bu da çok doğru değil diye düşünüyorum. Hani bir deniz şehri için daha çok denize yönelilmeli diye düşünüyorum. Aklıma gelen şu an bu. Devamlı mağdur kalıyoruz. Yani bizim burada 25 yıllık bir mekanız. Devamlı su giriyor. Yani çok mağdur oluyoruz. Belediye bizim söyleyeceğimiz bunlar. Hani ilgilenirse çok sevinirim yani. Ben memnunum. Ya son zamanlar işte çevre kirliliği iyi değil yani. Şu anda yollar falan bozuk. Pek fazla ilgilenme yok maalesef. Yani biz burada çarşı esnafı olarak yani çarşımızdan memnunuz. Gerekli yani bu tabelaları falan söktürdüler. Daha sonra biz de pek fazla yani belediye konusunda, hani zabıta konusunda yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar ama çevre düzenlemesi, çevrenin işleriyle ilgili pek fazla iş yok. Konak Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun değiliz. Burada bizi çok uğraştırdılar. Özellikle tabela ile alakalı gördüğünüz gibi tabelamızı yeniledik. Kendilerinin belirlediği düzene göre yaptık. Tabi sürekli farklı bir düzene geçiyorlar. İşte bu yıl burası böyleyse seneye herhalde yukarı mı alacağız, aşağı mı alacağız, yana mı alacağız, nereye alacağız belli değil. Onun dışında çok burayla ilgilendiklerini düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi yaya yolları kapalı, araç parkları çok problem oluyor burada. Onun dışında temizlikle ilgili de bayağı problem yaşıyoruz. Buralar leş gibi. Biz arıyoruz kendilerini. Konak Belediyesi'ni arıyoruz. Temizlik ekibini biz çağırıyoruz. Biz yolluyoruz.
biz sürekli bir şikayet halindeyiz. Dediğim gibi yani buradaki temizlik, işte araç parkları, esnafla zaten hiçbir şekilde şeyleri yok. Yani esnafa hiçbir şekilde destek olmuyorlar. Geliyorlar, cezayı yazıyorlar, gidiyorlar. Yani onun dışında esnaf iş yapmış, para kazanmış, kirasını ödemiş, ne kadar iş yapmış yapmamış çok onları ilgilendirmiyor. Ciddi problemler var. Yani buradaki hiçbir esnaf memnun değil zaten. Hiçbir konuda memnun değil. Hiçbir destek, hiçbir şey yok. Sürekli ceza yazıyorlar, uyguluyorlar. İşte her gün yeni kararlar çıkıyor. 20 bin lira para verdik, tabela yaptırdık. Geliyorlar, tabelanız işte yok prosedüre uygun değil. Yok şurası uygun değil, burası uygun değil. Tamam uygun değil diyoruz. Ceza yazacağım diyor. Tamam arkadaşım diyoruz, doğru olanı söyle. Yani doğrusu ne bunun? Bize doğruyu anlat. Bu tabelanın ölçüsü ne olmalı? Ne yapılmalı? Ne kadar boyutu, işte ölçüsü nedir? Prosedüre uygun olanı yapalım diyoruz. Onu bilen de yok. Konak Belediyesi'ne gidiyoruz. Orada 3. kata çık, 5. kata çık, 2'ye in, 6'ya çık. Yani bilmiyorlar. Gelip sadece tabelanız prosedüre uygun değil diyor. Ceza yazıyor.